Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Başkent kulisinde gündem Ukrayna-Rusya savaşı. Değerli izleyenler, Kanal 7 ekranlarında Başkent Kulisi programına konuk olan Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz, Rusya birkaç gün içerisinde strateji değişikliğine gidecek dedi. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in bu hafta Başkent Kulisi programında savunma sanayi uzmanı Çağrı Doğalgül, Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz, Orsan Başkanı Profesör Doktor Ahmet Uysal ve Kiev'de yaşayan KPI Üniversitesi öğrencisi Efehan Uyanıker konuk oldu. Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz, baktığımız zaman Rus askeri doktrinüyle Kiev'in 48 saat içerisinde düşmesini sağlayacak şekilde girdi. Ama burada Ukrayna halkının Rusya'ya destek olmaması, onlar destek geleceğini düşünüyordu. Buradaki nokta, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Ruslar ilk defa düzenli bir orduyla hareket düzenliyor. Sahada bu planın sonuç vereceği bilinmiyor. Birkaç gün içerisinde strateji değişikliğine gideceklerdir. Ruslar direkt başkente odaklanan askeri stratejileri var. Kiev düşerse Ukrayna'nın tamamını hemen hemen alacaklar. Bakanlar atayacak, seçime gidecek ve orada Ukrayna halkından destek geleceğini düşündüler ama öyle olmadı. Putin zor durumda kalacak. Ukrayna ile savaşta Rus halkı buna karşı. Ruslar 3. Dünya Savaşı'na girerek yeni dünya düzeni istiyor. Orsan Başkanı Profesör Doktor Ahmet Uysal, Ukrayna halkının direncini hiç tahmin edemediler. Bunun faturası da gelmeye başlarsa ekonomik olarak. Putin de tek adamlıkta var. Putin'e itiraz edebilecek kimse yok. Şimdi zamanlaması, stratejisi yanlış. Putin'in başına bela alıyor. ABD beklenmedik şekilde bastırıyor. 2 yıl önce NATO'nun parçalanması konuşuluyordu. Şimdi buradan Ukrayna'yı alsa bile işi kolay değil. NATO'yu birleştirmiş oluyor ve bu bir kayıptır. Putin ekonomik zorlamaları unutturmak için de böyle milli bir zafer ilan etmek istiyordu. Maliyet kat kat artacak, fatura çok yükselecek. Zafer kazansa da faturası yüksek olacak. Rusya dünyadaki en büyük silah tüccarı. Rusya'nın ürettiği silahlardan sorumlu olsaydı bunun altından kalkamazdı. Savunma sanayi uzmanı Çağrı Doğalgül, Ukrayna-Rusya krizinde hemen hemen aynı cephaneye sahip iki ülke görüyoruz. Aralarında şöyle bir fark var. Rusya asla en iyi silahlarını vermiyor. Rusya ve Sovyetler Birliği'nde teknoloji dağıtılmış durumdadır. Ruslar herkese her şeyi vermez. İnce bir takım noktaları eksik bırakıyorlar. Rusya Ukrayna'dan bir tık daha fazla güçlü oluyor. Ukrayna kendi alanında savunma savaşı yapıyor. Ruslar kesin hava hakimiyetini sağlayamadı. Savaşın şiddeti dozunu artıracak. Misket bombası taşıyan sistemler kullanıyorlar. Sivil kayıpları artıracak sistemler kullanmaya başladılar. Rusya sonuç almak için dozu artıracak. Sivilden arındırma, taş üstünde taş bırakmama durumu olabilir.